Sokandı abi sen de. Kanka güldür bizi. Ne oldu lan, neye güldün? Niye gülüyorsunuz oğlum? Abi arkadan sesi duymuyor. Yo. Ne o? Serdar var ya abi. Abi ben sana bunu yayından sonra anlatayım, şu an olmadı. Oğlum neye gülüyorsunuz amına koyayım ya? Abi niye gülüyorsunuz? Umur abi ben sana atacağım. Oğlum söyle, anladım. Neye atacaksın? Söyle amına koyayım. Abi tamam söyleyeyim, iki tane yaşlı dayı şey üst üste. İkisi de çıplak. Ama çıplak önemli detay. Arkadan bir video açık. Yani videoyu çekiyorlar. Bu da onların sesi. Yani adam borç alıyor, borcunu farklı şekilde ödüyor abi. Peki tamam. Eyvallah. Peki siz bu videoyu neden izlediniz? Abi. Abi çıktı yani. Yani ya tamam. Siz bunu arayıp bulmadıysanız beni şimdi. Oğlum ne sen abi. Detay verdin. Amına kodum Brazzers pornosu gibi anlattın olayı. Dayının borcu var, dayı gitti borcunu. Benim şahsen karşıma. Onu ben bilmiyorum Batu, onu sen nereden ya, öğrendin karşıma, ben de karşıma öyle bir video çıksa kapatırım amına koyayım. Bunlar amına koyup dayılar mı? Sen bir şey söyleyeyim mi Batu? Sen bir de bunun üstüne bir 31 bile patlatmışsındır bak, ben sana söyleyeyim. Yok abi onu başka bir yerde öğrendim deyip. Chat ya, ya yani. Siktir git amına koydum, konu açılımını verdin. Girişi gelişmeyi sonucu verdin. İbni. Lan adamın sesini duydum şarkıda, hoşuna gitti amına koyayım. Mutlu oldun amına koyayım. Güzel. 2 saat Alaturka tuvalette sıçınca. Askerde öyle sıçtığım için. Askere gitmediyseniz komik gelmiyor. Ben çok hakikaten doğru. Roberto Carlos. Ananı sikeyim. Ananı. Bugün bırakmayı deniyorum. Yani inşallah bırakabilirim. Deniyorum yani, açıkçası deniyorum. Adam bu işler için uğraşmaya devam edeceğim. Şimdi eskiden daha fazla hırslıyım şu anda. Eskisinden daha fazla. Babam arabayı zıpladı. Yandı amını sikeyim. Yandı yandı. Ah yeğenlerim gelmiş ya. Vay postat. Postat de bakayım. Aşiret kız ya. Aşiret. Abi durumum çok kötü. Peder de para vermeli. Sevgili Meli almam lazım. Alır mısın be abi bunu? Kardeşim sabah sabah içimi parçaladın ya. İşime yaramaz ama alayım. Gözünü seveyim ben. Git al sevgilini hediye, hadi bakalım. Senin ben merhametinin amına. Kardeşim sabah sabah içimi parçaladın ya. İşime yaramaz ama alayım. Gözünü seveyim ben. Git al sevgilini hediye, hadi bakalım. Senin ben merhametinin amına. Ya sabahları ben diyorum. Vazgeçme. Kokuyor. Gerçekten mi? Şaka yaptım ben. Yalnız her çıkının altında gerçek yatar. Özürüm oldu. Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen, ölmedin mi? Eşik olan olarak gittiğim 70 yaşındaki kadın Adıyaman tütünü içiyordu. Bu gece affet bu gece ölmek istedim. Batman gitmemesi gereken bir yere gitmiş. Alfred sormuş, demiş ki neden gittin? Batman de demiş ki Alfred bu gece ölmek istedim. Ben bir sigara içip geliyorum. Asgari ücretle geçinmeye çalışırken 7/24 Starbucks'ta oturan babası Laz müteahhit BMW 320 ile kız sana aşkını itiraf etmiştir. Aşk oldum. Fakat kovalarda tıp... Dinle ilgili konuşurken bence bu biraz saçma ya dedikten sonra 5 saniye sonra. Oğlaklar ve akrepler gibi tehlikeli bir durum.
Ay. Bir numaralı kankim abone oldu. Tufan 10. ay kutlu olsun. Harbiden tam olarak bu amına koyayım. Harbiden tam olarak bu am. Fakirin yiyemedi ayağı, zenginin köpeği yiyorsa. Buna akım varmış, boynunu çekim atsın. Başaklara bak. Çıkartılmak bu oluyor herhalde. Amını sikeyim, sonra bizim siparişler niye gelmiyor? Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Trendyol alır. Bence getirme, evet. Soktu. Trendyol. Trendyol aldı. Of. Ne oldu be? Aykut Elmas mı o? Kör oldum galiba. Bora İzitaş mı o? Şey evet. Bir adamın mizah tarzı amına koyayım 10 senedir hiçbir değişmez ya. 10 sene be kardeşim, ilk 3 saniyesi ya o abi, ardından ya bir montaj, yani 10 sene be abi. 10 sene. Beyler hayal çok mu büyük diyorlar, bana çok mu büyük? Ananı Çernobil'de mi siktiler? Manitayla kavga ettikten sonra kendini almak için şakrabanlık yaparken. Nasıldı lan? Gözleri sensleri bir başka, Uz köpün kızları bir başka. Çekiyor kendini yakarak aşka. Lan ben de niye biliyorsun amına koyayım şarkıyı? Amcık. Gözleri sözleri bir başka, Uz köpün kızları bir başka. Görünce düştüm ben aşka. AVM'ye girişinde ısırdıktan sonra aklıma termal kamerayla baktıkları gelir. Ve görevliye attığım bakış. Misafirlikte girdiğim tuvalete keser sapı gibi sıçtığım bok 10 tas su sıçmama rağmen gitmiyordur. Ölürüm kaderim sayrı. Kaderim kaderim sayrı. Hepiniz demek ki misafirlikte bir tereke sıçtınız yani bu kadar gülüp. Hepimizin bir anısı var abi. Getir, bende hiç öyle şeyler olmadı, ben misafirlikte sıçmam çünkü. Umur abi sen gidiyorsun. Niye güldün lan? Aklıma bir şey geldi de şimdi anlatamam. Ben gidiyorum, sigara içip geliyorum. Niye anlat lan, çok merak ettim. Yok yok, anlatamam. Benle mi alakalı? Ne? Benle mi alakalı? Hayır, seninle alakalı değil. Ha, sen sıçtın herhalde. Hayır. Hadi sigara içip geliyorum. Anlat ama, anlat gelince. Anlatamam bunu. Tamam, getirden 31 kilo su almışımdır ve apartmanda asansör yoktur. O sırada kapıya gelen kurye. Kim o? Dark Web Killer. Kapı çalıyor amına. Benim rüyalarım, benim rüyalarım. Sadece mankenleri takip ettiğimi gören manitaya yaptığım açıklama. Bundan daha büyük. Benim. Onun için. İnsan hayal etmeden yaşayamaz ama benim dediğim gibi hayallerim dünyadan daha büyük. Türkiye'de kaç bölge var? Ankara. İyi misin dayı? 11, 12, 13, 14, 15. 15. Dayı ne? Oğlum yapmayın öyle ya. Diyorsun amına. Tamam, iyi değil o belli. Paris'te tanıdık bir ses. Ya.
Kalkamamış'ta iftar programındayız. Bugün yine bir barak iftar programına geldik. Bugün yine bir barak iftar programına geldik. Sergenim, bu sene sınava gireceksin. Ciddi asılman lazım, biliyorsun. Bununla sınavın ne alakası var ya? Sergen ya, Sergen iyidir. Sergen'in mizahı iyi. Abicim sen ne yapıyorsun ya? Yazık kafa. Çinliler 500 bin tane köpeği öldürünce festival, Danimarkalılar sırf Gürk için balinaları avlayınca ticaret, Müslümanlar Allah rızası için kurban kestiği zaman Osman'ın nereye giderse? La kedi! Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. Ya abi, bu olayı biliyor musun? Ya biliyorum da bunun bu kadar viral olması lüzumsuz. Yani bu kadar değil yani. Lüzumsuz abi. Komik bence ya. Ben neden ben tebessüm ettiysem orospu çocuğuyum. Ya, adam şeyden dolayı abi, bu alakasız yani. Ya tam alakasız, evet. Ama bu kadar büyük bir meme değil yani, Türkiye'yi kasıp kavuracak. O kadar da şey olmadı ama. Yani, geç oldu ya. Çok oldu oğlum yani. Evet, geçen gün oldu. Emlakçıya gittim. Emlakçı bu şakayı yaptı. Ev almaktan vazgeçiyordum amına koyayım. Anladın mı yani? Helikopter, helikopter. Altın kelebekte bile yapılmış. Bu arada altın kelebeği kazananları gördünüz mü? Bir şey söyleyeyim. İyi ki kazanmamışız. İyi ki kazanamamışız. İyi ki ilk faz oylamaya kalamamışız, ilk ona girememişiz, adaylıkta kalmışız iyi ki. Yok abi. Bir daha da sakın baba, bak olur da beni aday maday gösterirsiniz, orospu çocuğuyum, her yerden tweet atarım. O ne ya? O ne abi? O ne abi? Çok alakasız, gereksiz. Ya ne alaka ya? Ya bak Cemal Can'ı yine anlarım bir şekilde. Tamam mı? Şu arkadaki dayı gibi. Bak Cemal Can'ı falan bir şekilde anlarım. Yani hanımefendi kusura bakmasın, kendisini tanımıyorum bile. Raşel Aras kimdir abi? Neci? Ben ilk defa duydum ismi. Biz ilk defa duyuyoruz yani. Yani bizim işimiz bu. Biz ilk kez sizi duyuyoruz ve siz ödül alıyorsunuz. Tebrik ederiz. Eyvallah. Boynumuz kıldan ince. Bir hanımefendisiniz her şeyden önce. Yani burayla takipleşiyoruz arkadaşlar. O konulara girmeyin. Yani tanıyan kaç kişi var? Tanıyan tanımayan. Raşel Aras mesela, tanıyanlar tanımayanlar yazabilir mi? Tanıyoruz tanımıyoruz. Çok merak ediyorum. Yani şimdi ödül almak için Umur abi. Yani kimler vardı mesela kadın influencer aday? Bak yani bakayım abi. Chat tanımıyor mesela yani. Hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. Kimlerdi aday? Futbolcu mu? Yok. Hayır. Kadın influencer edinme alan. Yani tanınmıyor bakayım yani. Abi, ya bak Pelin alsın. Damla Bilic alsın. Bunların hepsi eyvallah. Damla Bilic, Pelin. Sonra başka bir tane kız var. Mizah yapıyor. Yasemin'di galiba adı. 3 milyon 4 milyon takipçisi var. Hafif balık etli bir kardeşimiz. Ya, tanınanlar var yani. Yani Yasemin'di galiba sanırım adı. Evet. Yani o alabilir. O başarılı. Yani. Şeyda Erdoğan olabilir. Kesinlikle Şeyda Erdoğan olabilir. La Ece Seçkin şarkıcı amına koyayım. Şeyda olabilir. Şeyda'nın çok büyük başarıları var abi. Şeyda kaç tane dergiye çıktı. Selena Gomez yorum yaptı. Bir şeyler oldu. Yani. Ya Yasemin Sakallıoğlu. Evet o kız olabilirdi. Ya Anna Deniz de olmaz canım. Yani şimdi. Ama. Abi dakikalı gönderdim. Oradan baksana adaylara. Son 10'a kalanlar. Abi son 10'a kalanlar
Merfu Yenen, Eylül abla varmış. Abi Pelin, iki Pelin var. Şeyda, Damla. Abi hadi ya. Hadi abi, hadi. Hadi ya abi, hadi oyla abi. Olacak bir şey değil bu abi. Yok bence de. Ya sana bir şey yani, oyla bir şey değil olacak mi abi, bir şey. Şimdi ben size bir şey soracağım. Survivor gibi taşan taşaklı bir programda arkadaşını birinci yapan Dan'la Altın Kelebek'te ödül alamayacak. Yani. Abi iki tane TikToker var ya. Yukarıda. Tabii canım. Şu ikisinin yani takipçilerinin. TikTok'taki evet. İki kardeşimizin Cemre ve Ceren'in takipçilerine dese ki oy verin, iş bitti zaten. Hani hadi tamam, Eylül abla eskisi kadar gündemde değil. Eylül abla da bu arada ilk kadın Vine fenomenidir yani. Çok eskidir. Pelin Akil hem oyuncu hem şey. Yani Pelin'i anlatmaya gerek yok zaten. Bana göre Türkiye'nin en iyi kadın yayıncısı Pelin. Berfu Yerenler takip etmiyorum. Eser'in eşi olduğunu biliyorum. Damla Altun'u da hiç bilmiyorum. Hiç duymadım. Ama yani Şeyda var burada. O kadar isim arasında ne bileyim. Yok abi. Yani bana benim mesela burada tanımadığım iki kişi var. Birisi Damla Altun. Kusura bakmasınlar, yanlış anlamasınlar. Denge yani, farklı şeyiz. Biri de Rachel Araz Kresepi. İkisini tanımıyorum bir tek. Ama tebrik ederiz tabii ki yani. Demek ki takip etmediğimiz boyutta iyiler. Ama chatte bilmedi yani, ilginç geldi bana biraz. Garip olan da bu zaten ya. Yani. Ya bilmiyorum, biraz tuhaf geldi. 858 bin takipçisi var Raşel Aras'ın. Ya olabilir, o da bizi tanımıyordur belki. Bizim de 910 bin var abi. O da bizi tanımıyordur belki. Bu işler takipçi değil ki. Ama mesela Şeyda'yı, Damla'yı herkes tanıyordur. Böyle bir. Takipçiye bakılırsa onların milyondur yani. Şimdi yani Raşel Aras'a bugün Ataberk Doğan deyin, o da bizi tanımıyor olabilir yani. Gayet doğal bir şey. Ya erkek Cemalcan olabilir. Buna eyvallah. Alabilir Cemalcan. İyi işler yaptı çocuk Survivor'da. Sevilen bir çocuk. Her şeyden öte efendi. Efendi de bir çocuk yani çocuk. Düzgün de bir çocuk yani. Öyle çıkıp pis pis olayları yok. Sevilen bir çocuk. Onu anlarım. Eyvallah. Şimdi bana da mesela, ben de kardeşim adaydık yani. Ataberk Doğan mı, Cemalcan mı deseler, ben de Cemalcan'a gider veririm. Ya biz, çünkü biz uşun işin sivri kısmındayız amına kodumu. Bizim yaptığımız. Ben sana verdim kanki oyumu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. ama biz işin sivri yani, bizi seven kadar sevmeyen de var mesela benim. Ama o çocukta öyle bir durum yok. Ben küfür ederim. Rahatımdır. Burayı kahvehanedeki arkadaşlarımla, okuldaki arkadaşlarımla sohbet eder gibi kullanırım. Cemalcan'ın bir tane küfürü var mı amına koyayım sosyal medyada? Bizim küfürsüz tutarımız yok amına koyayım. Neyden bahsediyorsunuz? Yani Denekli Ayhan da yılın en iyi çıkış yapanı olabilirdi mesela. Neden olmasın amına koyayım ya. Çok iyi olurdu valla. Yemin ediyorum. En iyi çıkış yapan. Törenin sonuna kadar izlerdim ya. En iyi çıkış yapan. Olabilir. Bakalım başka kimler almış ya. Abi o videoda bakabilirsin. Video bayağı hızlı gösteriyor. Yok. Müge Anlı kabul edilir. Melis. Melis de kabul edilebilir. Melis de çok iyi bir ivme yakaladı. Bizim Melis'le hamburger yeme yarışmamız var ya. Allah çarpsın. Öyle bir şey var. Var mı lan burada? Hayır. Var. Ne oldu? Şaşırdınız. Siz de mi bilmiyorsunuz? Ben bilmiyorum abi. Bir de bize ekran yok abi. Ekran değiştirebilir misin? Bilmiyoruz mu? Yok abi. Ha o evet evet, hatırladım. Bunu daha önce açmıştım. Burada attığın storyleri hatırlıyorum ben. Bu arada bu yayını paylaşan Erken Elo son gün. Bence onlar bu. Uydurmuşlar. Bu işte. Bayağı güzel uydurmuşlar. Efes'in işi bu. Bayağı bu. Abi be ya. Başlayacağım sizin burgerinize. Hadi evet, çok hadi. Herkes yesin. Hadi evet, hadi yiyelim. Bakayım başka. Top atıyorsun. Tamam,
kameraman da muazzam çekmiş amına koyayım. Harbiden. Kameramanın bence kamerayla alakası yok şu an. Arkada hamburger yiyor herhalde. Bir tane, bir tane ben deneyebilirim. Sen dene bak. Kameraman Belis'le ben harici her şeyi çekmiş amına koyayım. İşte olay orada zaten. Yerdeki biralar bizim amına koyayım. Melis'i yeniden tebrik ediyoruz. Bugünün kazananı ben ne veriyorduk sana? Hangi yılda abi bu? Ne bileyim 2016 yazar mı? 2016 2017 mı? Yazıyor. 2017 yazıyor. 2017'ymiş. 2017. Sene sanki 2017. Ayanız. Sizin de aganız, aganız da yani. Bu ne? Belki de yaratıcı öldü diyen ateist ile Müslümanın tartışması. İzleyelim mi lan bunu? Güzel olabilir. Bir ateist bir Müslüman. Güzel bu arada. Eğer insan gibi tartıştılarsa güzel. Ama sen namına korum ne demek Allah yok orospu çocuğu. İnsan gibi ise izlenebilir. Ne demek Allah yok orospu çocuğu. Bari saygın olsun amınız. Güzel olabilir. Ben samimi değil mi be? Hayır değil amına. Kimse bir dine mensup olarak doğmaz. Dünyadaki herkes ateist doğar. Yok mu? Güzel. Ne zaman yaratıcı bir insanlara bir şey söylemek istese hikayelerde hep birini çağırıp piş 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 gel 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 ben seni seçtim Pikachu git bunları şimdi bunları tek tek anlat diyor. Hiçbir abi şekilde elde tutulabilir somut ispatın olmadan. İyi akşamlar Ali'ciğim. Pax'a bitmedi doğru çok özür dilerim Çetinho. Hemen bir son 3-4 dakikasını atayım onun. Ay amına sorry. Ekip niye hatırlattın? Bizde de ekran yok ama o yüzden göremiyoruz ya biz. Abes annen çağırıcı. Çok seviyorum. Hakikaten bayılıyorum yani. Beni etkiliyor açıkçası. Nerede olduğumu hatırlatıyor. Fake Atatürk'ün icraatları. Kıyafet ikilimi. Kadın. Bu, tanıyorsunuz mu? Bu da ha, onu tanımıyorum. Melis Hanım. Şivas Kongresi. Analizi kim bu çok iyi olmuş Şivas Kongresi. Ulusa sesleniş. Nutuk Bey 2. Nerelisin Antep? Antep değil Gaziantep. Antep'e Gazi ünvanının verilmesi. Milfi mücadele. Milfi mücadele. Bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi Milfi mücadele. Bu çok iyiydi. Her şey çirkinleşmiş ya. Gerçekten adam. Adam kazanmış. Ya bir git oğlum ya bir telefonla konuşuyoruz ya. Tövbe estağfurullah. Ne ya? Allah Allah. Anladın mı? Sabah 8'inde Manita'dan 200 NL günaydın mesajı alınca elimi yüzümü yıkamaya giderken yaptığım hal ve hareketler. Yakışıyor. 1.63 tenis eteği Air Force giyen üst bacağı dövmeli beyaz temli aşk o kız görünce Kral ya. Caner mi? Bravo. Mum var mum. Ben evde yokken Joker. Sınıfta kimin osurduğunu bulmaya çalışıyorum. Sen de gelince başa kıvırma artık boşa. Sen de gelince. Sınıfta yanıma oturan kişiyi etkilemeye çalışırken benim CV. Şarkı söylüyorum dediğim gibi sesim güzel.
Ondan sonra işte motor sesi falan, polis, işte ne bileyim siren falan, onları yapabiliyorum. Şu anda iki ses yapabiliyorum. Bir ambulans sesi. Sizin işlerinizi biz kulağımıza damlatıyoruz, kulağımıza. Bir de övünüyorsunuz biz içmeyi biliyoruz diye falan. Hiç komik değil. Hiç emniyet amına koyayım. Hiç değil emniyet.